Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar dersimize PD kontrol sistemleri ile ilgili yani proportional derivatif kontrol sistemleri ile ilgili bir örnek bir metap uygulaması yapacağız. Yani konuyu daha iyi anlamak için. Şimdi bu dersten önce PD kontrol sistemlerine giriş yapmıştım. Bundan bir önceki dersi izlemenizi tavsiye ederim eğer izlemediyseniz. Nasıl oluşuyor işte PD kontrol nasıl tasarlanıyor. Şimdi arkadaşlar bu şimdi burada iki tane kapalı çevrim kontrol sisteminin blok diyagramı yer almaktadır. İki tane. Şimdi birincisinde sistemde herhangi bir kontrolör yok. Sadece benim bir plantım var, girişim var ve çıkışım var. İkinci blok diyagramda ise sisteme ben ne yapmışım? Bir tane kontrolör eklemişim, GS adında ve bu kontrolörün iki tane kazancı var, KP ve KD. Dolayısıyla benim bu kontrolörüm nedir arkadaşlar? Ee, bir nasıl bir kontroldür? Değil mi? Proportional derivative yani PD şeklinde olan bir kontrolördür. Şimdi e, burada sadece P yani proportional kontrolör olsaydı ne oluyordu arkadaşlar? Sistemin e, çıkışındaki hatayı ben e, KP kazancıyla e, mesela şöyle olduğunu düşünelim. KP kazancıyla ne yapıyorum arkadaşlar? Şu hale getirebiliyorum. Hatayı büyültüyorum. Buna bir derivatif kontrolörü eklediğim zaman ise ha şunu da söyleyeyim yani amaç aslında state, state error'u e, hatayı azaltmak. Fakat tamamen elimine etmez. Ben buna bir tane kd e, derivatif kontrolörü eklediğim zaman sistemin e, çıkışındaki overshoot'u ne yapıyorum azaltmış oluyorum. Fakat tamamen yok edebiliyor muyum? Bunu tamamen yok edemiyorum tabii ki. Ve şunu da söylemek istiyorum. Derivatif kontrolör sadece tek başına kullanılmaz. Yani sadece ben bir derivatif kontrol kullanamam. Proportional kontrolörle beraber derivatif kontrolde ne yapabilirim? Kullanabilirim. Dediğim gibi sistemin ee, overshoot'unu azaltıyor. Settling time'ını azaltıyor arkadaşlar. Ve state state error'unu kontrol ediyorum. PD kontrolörümde. Şimdi bunu Matlab'da bir oluşturalım arkadaşlar. Önce birinci şekildeki blok e, diyagramı için Matlab'da nasıl bir kod yazacağız arkadaşlar? Önce onu göstermek istiyorum. Aslında burada benim kapalı çevrim transfer fonksiyonumun çıkışı nedir? Buraya yazayım arkadaşlar. Ys bölü Rs eşittir e, gs bölü 1 artı nedir? Gs'tir. Bu da şuna tekabül ediyor, 1 bölü s kare artı 10s artı 21 olarak elde ediyorum. Peki bunu MATLAB'da nasıl yazarım? Basit bir şekilde yazabilirim arkadaşlar. Şöyle diyelim, şuraya yazalım. G eşittir, bir saniye yazım moduna geçeyim. Şöyle yazarız arkadaşlar. Mesela G'yi ben nasıl yazarım? G eşittir, işte e, TF. Bu da şu şekilde olur. E, tf şöyle diyelim. Araya virgül koyalım. Değil mi? Pollerimi, numaratörümü ve denominatörümü yazacağım arkadaşlar. Birdir benim pollerim. Yani 0'm yok. Sistemde 0 yok. Pollerimde, pollerimin kat sayısı da ya da polinomumun denominatörünün kat sayıları da 1, 10 ve 20'dir arkadaşlar. Bakın bu kadar basit. Sonra ne diyeceğim arkadaşlar? Y eşittir. Şöyle diyelim. Y eşittir. Ee, bunu yazdım gerçi. Bundan sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunu step g şeklinde e, yazdırabilir miyim? Yazdıramam. Bu sadece şu anda şurayı oluşturdum. Bir de ben ne diyeceğim? Bir tane feedback ekleyeceğim. Yani buna da Y eşittir arkadaşlar. Şöyle diyelim. Feedback. Feedback e, G ve bakın geri beslememde herhangi bir şey var mı? Şuraya bakın arkadaşlar. Geri beslememde bir saniye. Geri beslememde herhangi bir şey yok. Yani şurada bir var aslında değil mi? Yani şurada şöyle bir varmış gibi düşünebilirim benim feedback e, kazancım olarak. O zaman G1 diyorum buraya. Bu kadar basit. Sonra Step Y yeah diyeceğim. Step Y. Yeah. Bunu bu şekilde yazdırabilirim arkadaşlar. Yani burada ben aslında ne yaptım? Bir tane feedback fonksiyonu oluşturmuş oldum. O zaman gelelim. Matlab'ımızı açalım arkadaşlar. Hemen buraya kodumuzu getirelim bırakalım. Step Y yeah dedik. Ee, şurada şeyimizi run diyelim. Ve ne yapacağız arkadaşlar? Çıkış fonksiyonumuzu göreceğiz. Bakın, gördüğünüz gibi bu şekilde bir e, fonksiyon elde etmiş oldum. Şimdi ikinci şeye gelelim arkadaşlar. E, blok diyagrama gelecek olursam, benim bu sefer e, çıkış transfer fonksiyonum nedir arkadaşlar? Şu değer, şu blok diyagram içinde yeni bir transfer fonksiyonu oluşturacak olursam ys bölü rs ne olacaktır? gs çarpı bölü 1 artı gs çarpı gs. Yes. Bu da ys bölü rs eşittir. kp artı kds bölü S kare artı KD artı 10 S artı KP artı 20 olacaktır. Peki bu transfer fonksiyonu da bu şekildedir. Peki bunu MATLAB'da nasıl oluştururuz? Yani buna biz eee kontrol kontrolörü ekledikten sonra MATLAB'da nasıl yazarız? Onu da şuraya yazalım arkadaşlar. KP eşittir değer vereceğiz. KD için bir değer vereceğiz arkadaşlar. C eşittir. Yani bizim kontrolörümüz eşittir. PID. Bakın PID. PID parametrelerini vermiş olacağım. KP Şimdi Proportional var. integral kontrolör yok. Bir de derivatif kontrolörümüz var. Bunun kazancı da KD olacak. Devam edelim. Daha sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? P eşittir ee, ya, G yazalım. Şimdi G eşittir. Ne olacak? Transfer function. Bunun da nominatörünü, denominatörünü yazacağız arkadaşlar. Nominatör neydi? 1'di. Denominatör nedir? 1, 10, 20. Evet. Bunu da oluşturduk. Ve bizim e, bu sefer e, komple sistemin e, transfer fonksiyonu nasıl elde ederiz? Bakın şunu elde ettik. GS'i şurada elde ettik. GS'i şurada elde ettik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağımız işlem komple sistemin transfer fonksiyonu elde etmek. Bunun için de şey diyelim Y eşittir. Bakın Y eşittir. Yine feedback feedback ne olacak arkadaşlar? C ile G'yi çarpacağım ben. Bakın şu iki değil mi? Şu 2 değeri ben çarpacağım birbiriyle. Ve bir tane geri besleme oluşturacağım. Geri besleme değerini de ekleyeceğim daha doğrusu. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? C çarpı G bakın C çarpı G virgül geri besleme değerim de zaten neydi? 1'di. Olay bu. Daha sonra step step y değerini almış olacağım. Ama y büyük y olacak değil mi? Şu şekilde. Evet değerli arkadaşlar şunu küçük s yapalım. Şimdi bunu alıyorum. Matlabı açıyorum. Şunla işim yok. Hatta şunla direkt kapatalım. Çünkü bunu şurada bakın şu değeri ben ne yaptım? Getirdim koydum buraya. Şimdi arkadaşlar Kp ve Kd değerlerini benim kaç almam lazım? Şimdi Kp'yi ben 100 alacağım. Hatta 50 alacağım. Kd değerinde 10 alacağım arkadaşlar. Şimdi benim burada ne yapmam lazım? Bir kere e, state state e, hatasını ne yapmam lazım? Azaltmam lazım arkadaşlar. Şimdi tabii ki <laughs> proportional ile ne yapıyorum ben önce? Ee, aslında sistemin kazancını art yani e, gain'ini artırıyorum arkadaşlar. Ve aslında sistemin overshoot'unu da ne yapıyorum? Artırıyorum. Şimdi bakın çalıştırıyorum. Şu anda yaklaşık 0.9 değerinde steady şöyle şey yapayım? Final value 0.714. Kazanç olarak 714 değerinde ve e, yaklaşık 0.9 saniyeye denk geliyor. Şurada bakalım kaçtı. Bakın burada daha büyük e, bir e, T zamanda steady state, state e, oranına ulaşıyor. E, daha sonra değerli arkadaşlar şunu yapmak istiyorum ben. Bakın şöyle yapalım. KP değerini 500 yapacağım. Şimdi bakalım. Gördünüz mü? Sistemin KP değerini ben ee, çok yüksek yaparak aslında sistemin overshoot'unu ne yapıyorum? Artırıyorum. Şöyle yine 50 yapalım. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu sinyali burada tutalım. Yani KP'nin ee, 500 olduğu andaki sinyal tutarım. Hold on diyorum olduğunu diyorum. Şimdi <laughs> bu sefer değerli arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bunu kopya alıyorum. KP duracak. Şimdi ben dedim ya bizim o derivatif kontrolörümüz ne yapması lazım? Şuradaki overshoot'u azaltması lazım. Ben şu anda ne yapmam lazım? O zaman KD değerimi artırmam lazım. KD değerimi 50 yapıyorum. Ve Run yaptım. Evet gördüğünüz gibi bakın benim e, overshootum azaldı ve aynı zamanda transit responsumun hızı da ne yaptı arkadaşlar? Bakın e, süresi de ne yaptı? Azalmış oldu yani geçici durum cevabımda kısalmış oldu süresi kısalmış oldu yani daha çabuk state state'e ulaşmış oldu. Aynı zamanda ben burada ne yaptım? State state da azaltmış oldum. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Tekrar çalıştırdım. Bakın. Şimdi hold on dedik. Kd'yi bu sefer 20 yapıyorum arkadaşlar. Ve çalıştırıyorum. Bakın KD20 yapınca benim e, şurada state state pardon o overshootum ne oldu? Azaldı. Aynı zamanda settling time'ın bakın birinci sinyalle şöyle diyelim. Birinci sinyal için şöyle şey yapmaya çalışıyorum. Bir saniye. Bakın değerli arkadaşlar. Şimdi şu bizim birinci sinyalimizin yani şöyle söyleyeyim. Şimdi önce. Arkadaşlar bir setilik time'larımız önce peak response'umuz yani tepe e, maksimum tepe cevabımız yani overshoot değerimizi karşılaştıralım. Bakın arkadaşlar. Overshoot %12 yani %12.7 de, yani 0.127 ilk sinyalimde yani KP'nin e, 500 olduğu zaman daha fazla overshoot değerim yani %24 ikinci durumda %12'ye inmiş settling time'ında azaldığını söyledim. Bakın kp'nin 10 olduğu değer yani hatta şuraya yazalım arkadaşlar legend birinci sinyalim neydi? kp'nin k e, kd eşittir kp eşittir 500 ve kd eşittir 10 şu benim birinci sinyalim. Şunu kopya alıyorum. İkinci sinyalimde Kp yine 500 Kd nedir? 20'dir arkadaşlar. Evet. Tekrar çalıştırıyorum. Evet. Yani ee, şu renkleri niye değişti? Şimdi onu anlayamadım. Arkadaşlar Normalde şunun rengi Bir daha çalıştırıyorum. Neyse. Mavi zaten benim e, KP'nin daha şimdi daha çok benzedi. Hatta bir daha çalıştırayım bir saniye. Evet, şimdi benzedim. Mavi KP'nin 500 KD'nin 10, turuncu KP'nin 500 KD'nin 20 olduğu değer. Bakın arkadaşlar. Benim e, ee, overshoot değerim azaldı. Settling time'ımda bakın hatta direkt settling time'ı gösterelim burada. Bakın ikinci durumda settling time'ımda ne yaptı? 0.223 KD'nin 10 olduğu zaman 0.348 KD'yi artırdım 0.223 ne yaptı? Settling time'ımda azaldı. Bu da tamam. Şimdi rise time'a bakalım. Yani yükselme zamanım Yine rise time ikinci durumda. Birinci duruma nazaran daha fazla azalmış oldu. <laughs> Şimdi KD'yi bu sefer e, daha fazla atacağım. 40 yapacağım arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim mi? Hold on dedik. KP, KD. Bir saniye. şuraya Evet. 3. durumda da yine şuraya bir değer ekliyorum. Bu sefer KD'yi arkadaşlar ne yaptım? 40 yaptım. 20 idi. Şurası da ne olacak? 40 olacak arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. Run diyelim. Üçüncü durumda ne yaptım arkadaşlar? KD'yi bu sefer e, daha fazla artırdım. Yeşille gördüğünüz kısım. Bakın Stay'de bakalım. Settling Time'a bakalım. Bakın daha çok azaldı. Sistemi ne yaptım? Daha stabil hale getirmiş oldum. KD değerini artırarak. Peki son durumda KP'yi 500 değil de 1000 yaparsam ne olacak? Overshoot'um daha da fazla olacak arkadaşlar. O zaman sonuç olarak şunu söyleyebilir miyim? Proportional derivatif kontrolörüm ne yapıyor arkadaşlar? Yaptığı işlem şu. Benim settling time'ımı ve e, ee, overshoot'umu önemli ölçüde etkiliyor steady state error ve rise time üzerinde de küçük derecede etkileşimi oluyor benim derivatif kontrolümün proportional kontrollere ek olarak kullandığım derivatif kontrolörümün arkadaşlar. Aslında arkadaşlar peki bu KP ile KD ile oynayınca benim e, steady state error değerim ya da rise time settling time e, ondan sonra maksimum overshoot'um nasıl değişiyor? Aslında ben bu sistemi İkinci dereceden bir sistemi doğal frekans ve sönüm oranı cinsinden yazacak olursam vn kare bölü s kare artı 2 zeta vn s artı vn kare şeklinde yazıyordum. Burada e, dolayısıyla ben şuradaki değerlerimi şuradaki ikinci derece sistem türünden ifade ettiğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Benim burada zeta değerim ve vn değerime göre benim Sistemin çıkışı değişiyordu. Zeta değerim burada sıfırla bir arasında olduğunu ben varsayacak olursam arkadaşlar, Zeta değerim sıfıra yaklaştığı zaman sistemim daha osilasyonlu hale gelecektir. 1'e yaklaştığı zaman osilasyon azalacaktır, daha stabil hale gelecektir. Vn değerim ben değiştirdiğim zaman da sistemin transit e, cevabı ne yapacaklar arkadaşlar daha hızlı bir şekilde ee, şöyle şu haldeyken atıyorum şöyle bir durum sergiliyorken vn değerimi artırdığım zaman arkadaşlar daha hızlı bir transit cevapla karşılaşmış olacağım. Dediğim gibi bu değerlerle direkt orantılı olacaktır benim kp ve kd değerlerim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu dersimin e, burada noktalamak istiyordum bu dersi. Umarım PD kontrolörün mantığını anlamışsınızdır. Dediğim gibi e, PD kontrolörde amaç overshoot'u azaltmak. Steady state'i az da olsa azaltmak. Etkisi biraz daha az. Rise time ile steady state error üzerinde. Settling time da azaltarak sistemi daha stabil hale getirmeye çalışıyorum. Benim neyimle? PD kazanç katsayılarımı KP ve KD değerlerine KI değerim. Bakın şurada da gördüğünüz gibi sıfır olacaktır. Çünkü burada integral Action e, kullanmıyorum. integral etkisi yok benim kontrolörümde. Umarım anlaşılmıştır değerli arkadaşlar. E, size şunu öneriyorum. E, burada e, şunu yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Sistemi ikinci derece sistem olarak ele alın. E, Kp ve Kd değerlerini verdikten sonra sistemin e, doğal frekansını ve sönüm oranını bulup bu değerlerle e, Kp ve Kd değerlerini ilişkilendirerek sistemin çıkış fonksiyonu üzerindeki analizleri yapın arkadaşlar. Tabi bununla daha önceki derslerde anlattığım zaman tanım bölgesi kriterlerini kullanırsanız sizin için faydalı olacaktır. Yükselme zamanı, yerleşme zamanı, tepe zamanı gibi değerleri kullanırsanız daha iyi analiz edeceksiniz. Bu dersi burada noktalamak istiyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.